Habertürk yazarından genel af iddiası, hatta tarih de vereyim. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 320 bine dayandığını vurgulayarak yılbaşı öncesinde genel afla ilgili bir adım atılabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine bir yıldan az bir süre kala gözler iktidar kanadı ve muhalefetin atacağı adımlara çevrildi. Bu kapsamda gündeme gelen konulardan biri de genel af. Türkiye'de cezaevi doluluk oranlarında son yıllarda büyük bir artış yaşandığı bilinen bir gerçek. Koğuşlarda olması gerekenin çok üstünde mahkumun kaldığı, hijyen ve beslenme konusunda büyük sorunların yaşandığı belirtiliyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise durumun değişeceği görüşünde. Sandalye sayısının ne olduğuna bakmaksızın bir genel başkan şu üç konudan birisine yönelik bir cümle söylemişse bilin ki eninde sonunda o konu yasa haline dönüşür. Genel af, tezkere ve zam diyen Sarıkaya şöyle devam etti. Hatta bırakın genel başkanı, söyleyen etkin siyasi kimlik veya milletvekili ise de eninde sonunda yasalaşır. Bunu anlamak için çok değil 2 yıl önce gerçekleşen infaz düzenlemesini anımsayın veya daha eskiye gidip Rahşan Affı olarak tarihe geçen genel af düzenlemesini anımsayın. Bu kez de kural değişmeyecek. Hatta tarihte vereyim, yılbaşı öncesinde olabilir. En kötü ihtimalle bütçe görüşmeleri sonrasına kadar gerçekleşir. Çünkü cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 320 bine dayandı, yatıracak yer kalmadı. Partiler de seçim öncesi siyasi zemin kazanmak istiyor. Sarıkaya söz konusu yazıda siyasi partilerin herhangi bir hazırlık çalışmaları olmadığını da ekledi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.